Teknoloji çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ama teknolojide bir hata çıktı mı, onu bertaraf etmek, o hatayı düzeltmek belki de çok zor. Yani teknolojik olmayan bir hatayı düzeltmek daha kolay. Ama teknolojik anlamda mesela hackerların zarar verdiği bir bilgisayarı, hackerların zarar verdiği o şifreleri, aynı şekilde hesapları tekrar eski haline getirmek ne kadar zor bir düşünsenize. Yani bir sandalye kırılıyor mesela, onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Fiziksel anlamda, fiziksel dünyada o ne kadar kolay kalır? Sanal dünyadaki hatalar, sanal dünyada verilen zararlar çok daha zor bertaraf ediliyor. Bakın bu haberde de onun bir örneğini göreceğiz. Airbnb marka akıllı kilit kullanıcılarından bahsedeceğiz. Çünkü akıllı kilitlere, akıllı teknolojilere çok güvendi o insanlar ama kapıda kaldılar. Yani akıllı teknolojilere sessiz olun. Çok güvenmeyin artık. Hangi marka olursa olsun. Otonom araçlarda Tesla'da da gördük kaza yaptı. Airbnb'nin bu akıllı kilitlerinde de gördük kapıda kaldılar. Yani insan aklından akıllı değil demek ki bu yapay zekalar ya da akıllı teknolojiler ki insanlar bile ne kadar hata yapıyor görüyoruz. Ne dersiniz? Artık bu haberden sonra akıllı kilit almayı düşünenler azalacak mıdır? Mesela yayınımızda azaldı mı? Bir izleyicimiz asma kilit kullanın en iyisi diyor. Eskiden vazgeçmeyin diyor. Bu arada Airbnb kilit almamak için insanlara bu kilit alma yükünü yüklememek için bu teknolojiyle karşımıza çıkmıştı. Çok da destek almıştı. Çok da güvenilmişti ama artık onları yarı yolda bırakabileceğini, böyle bir tehlikenin olduğunu göstermiş oldu. Logstate'in akıllı kilitlerini kullanan yüzlerce kullanıcı için artık bu potansiyel risk söz konusu. Tıpkı Samsung'ların patlama riski gibi. Tıpkı BMW'nun, BMW'lerin bile patlama riski gibi. Ya da Volkswagen'ın emisyon skandalının devam etme riski gibi. Dolayısıyla artık akıllı kilitlerde de bir tehlike söz konusu. Düşünsenize, evinizi akıllı bir kilide teslim ediyorsunuz ve oraya hırsız girme potansiyelini bir bakıyorsunuz ki çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. O zaman nerede kaldı bu yapay zekanın aklı?